Değerli arkadaşlar, çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün arkadaşların görüşlerini aldık. Nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmalı? Kampanya nasıl olacak, nasıl gerçekleşecek? Beklentiler nelerdir? Endişeler nelerdir? Bunlar açık yüreklilikle ifade edildi. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye büyük bir uzlaşmaya doğru gidiyor. Büyük bir uzlaşmayı gerçekleştireceğiz. Ülkesini seven, insanını seven, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, beraber yaşamayı temel amaç edinmiş, hukukun üstünlüğüne inanan, zarafetiyle, güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek olan bir cumhurbaşkanı adayı umuyorum belirlenecektir. Ve bu çerçevede geniş bir uzlaşmayla biz seçimlere gideceğiz. Önümüzdeki süreç bize bunu gösteriyor. Efendim, birçok isim geçti. Sanatçılar sizden önce bazı isimleri telaffuz ettiler ama en çok hangi isim mesela konuşuldu? Yani en çok isim konuşulmadı. Sadece bazı arkadaşlarımız belli isimleri dile getirdiler. Bazıları birden fazla isim dile getirdi. Ama önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz tabii. Mesela gelecek hafta başkanlık seçimleriyle ilgili ittifak sistemini açıkladı. İçinde milletvekili, bakan ve başbakan yer almıyor bu mertebeler, makamlar. Dolayısıyla bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz etik olarak özellikle? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer başbakan girecekse, bakanlar girecekse bunların bulundukları makamdan ayrılmaları gerekiyor. Nedeni de şu: eşit koşullarda mücadele etmek gerekiyor. Eğer koşullar eşit olmazsa demokratik olmaz. Örneği var mı Türkiye'de? Örneği var. Örneğin bakanlar belediye başkan adayı oldular ve bulundukları görevden ayrıldılar. Böyle bir istifa zorunluluğu yoktu. Ama etik olarak görevlerini bıraktılar. Eğer başbakan da ben cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsa kendisinin uyguladığı o etik kuralları kendisi için de uygulaması gerekiyor. Yani bulunduğu görevden ayrılıp cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkması gerekiyor. Siz adayınızı açıklayacağınız tarih nedir? Önümüzdeki hafta içinde büyük bir olasılıkla aday belirlenecektir. Rehinelerle ilgili bana ulaşan bir bilgi yok ama dün akşam kısa süre içinde rehinelerin serbest bırakılacağına ilişkin bir bilgi ulaştı. Efendim, Sayın Dışişleri Bakanı ile görüştünüz. O görüşmeden yansıyan bir takım bilgiler var. Kendisine bunun bir sorumlusu olması gerekir dediğiniz, onun da işte biz hesabı halka veririz diye karşılık verdi şeklinde. Böyle bir diyalog olduğunda bu tam olarak nasıl oluyor? Dış politikada, özellikle Orta Doğu'da büyük bir bataklığa Türkiye'nin sürüklendiğini biliyoruz. Bunu uygulayan bir siyasetçi var. Dışişleri Bakanlığı, hatta Dışişleri Bakanı uyguladığı bu politikalarla Türkiye'yi Orta Doğu'da ciddi bir açmaza soktu. Terörün içindeyiz, bataklığın içindeyiz. Bunun bir siyasi sorumluluğunun olması gerekiyor. Eğer rehineler serbest bırakılıp yani Türkiye'ye geldikten sonra birilerinin bunun hesabını verip görevinden ayrılması gerekiyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Eğer ben bunu söylemezsem ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak görevimi yapmamış olur. Bu kadar acı bir tabloyu kim içine sindirebilir? Teslim olacaksınız, bayrağınız indirilecek, siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Hala ben kahramanım diye ortada gezeceksiniz. Orası bizim toprağımız mı? Evet, bizim toprağımız. Orada dalgalanan bayrak bizim bayrağımız mı? Evet, bizim bayrağımız. Teslim olun diyorlar, teslim oluyorlar. Bayrak indiriliyor. Şimdi bunlar zaferle mi gezecekler ortada? Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Onurlu insanlar bu tür durumlarda görevlerinden ayrılırlar. İzzet-i ikbaliyle bab-ı hükümetten ayrılırlar. İşin özeti budur. Bu yıllarca önce söylenmiş bir şiirden alınmadır. Dolayısıyla bunların da o görevlerinden ayrılmaları ve yerine yeni arkadaşların gelmesi gerekiyor. Bana o konuyla ilgili daha henüz ayrıntılı bilgi gelmedi. Sizin bir girişiminiz olacak mı rehinelerin tutulması
Hayır, bizim herhangi bir girişimimiz söz konusu olmayacak. Hükümet bir askeri operasyon için tezkere isterse sizin farklı olarak mı? Tezkerenin gerekçesine bakarız. Türkiye'nin lehine ise evet, aleyhine ise ona da hayır diyeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler.